sürekli hayat pahalılığından dem vurup duruyoruz. Aslında bunu biz hep rakamlarla anlatmaya çalışıyoruz ama biraz da sokaktan, aslında gerçekten vatandaşın yaşadığı pahalılıktan bahsetmek istedik. Bana bir 100 lira verdiler. Dediler ki hocam bu kadar konuşuyorsun. Hadi bakalım git şu 100 lirayla bize 4 kişilik bir kahvaltı alışverişi yap. Ben de en yakındaki kahvaltı malzemesi satan markete geldim. Bakalım ben bir terzi olarak kendi sökümü dikip 100 liralık alışverişle kahvaltıyı halledebilecek miyim? Buyurun girelim. Vallahi en pahalısına gücümüz yetmedi. Bunu alalım bari. Kaç para? 17 lira gitti bile. Bir tane çeri domates alayım ya. Bir tane de salatalık alayım. Abi bana zeytin verir misin ya? Şöyle ortalama olsun olur mu abi? Çok pahalı olmasın ama iyi bir zeytin. Yani ortalama iyi bir zeytin. 250 gram olsun abi. Bak 238 gram almışız. İyi, buna çok gitmedi. 6 lira. Ucuzundan aldım ama bunu. 20 liralık aldım. Ben kaç harcayacaksın? Ben 100 lira harcayacağım ama benim para bitti. Azıcık şey ver bari, salam versen bize. Çok teşekkür ederim. Bu da 9 lira 30 kuruş. Yarım kangal alayım mı? Yarım kangal değil, kangal bile değil. 100 lira gitti bile. Bir de borçlanacağız içeriye. Şöyle bir, iki. Yumurtanın tanesi ne kadar? 1.25. Ne olur 100 liranın altında bir şey söyle bana. Kaç? Başardım. Başardım. Evet, 100 liraya başardım. Ama 100 liraya kahvaltı... 5 liram kaldı. Yalnız size bir şey söyleyeyim. 100 liraya 4 kişi kahvaltı yaptığınız zaman... Fişimi de alayım ki elimde belge olsun. 100 liraya 4 kişi kahvaltı yaptığınız zaman... aylık 3.000 lira yapıyor. Ve bu bir asgari ücretten daha yüksek bir fiyat. Yani bir asgari ücretli sadece kahvaltıya çalışıyor. O da içinde kaymak olmayan bir kahvaltı. Hatırlarsanız sana faydasına ilk başladığında Eylül ayında 100 lirayla 4 kişilik bir aile kahvaltı yapabilir mi diye çıkmış ve mütevazi bir kahvaltı alışverişini tam 99 liraya yapmıştık. Aradan 4 ayı biraz aşkın zaman geçti. Dedik ki hani hayat pahalılaşıyor, sürekli zamlar geliyor. Acaba biz bu alışverişi bugün kaça yaparız? Çıktık, aynı kahvaltıcıya geldik. İçeride çekim yapmamız çok istenmedi. Biz de ne yaptık? Bütün o gün aldığımız eşyaların birebir aynısını, gıdaların aynısını aldık ve hesaba baktık. Evet, ne kadar gelmiş? 151 lira 92 kuruş. Yani 4 aylık enflasyon kahvaltı için %50. Haberiniz olsun. Evet. 94 liraya yapmıştım ben o alışverişi. 94 lira 50 kuruştu yanılmıyorsam. Ekmek almayı unutmuştum. Kalan 5 lirayla da gidip ekmek almıştık hatta. Ve kahvaltıyı da yaptık tabii ki burada arkadaşlar, o kadar alışverişini yapınca. Ya 4 ay. Yani 12 Eylül'den bugüne baktığınızda Ekim, Kasım, Aralık, Ocak işte 4 ay. 4 ayda 151 liraya çıkmış aldığımız şeyler ve o gün ne söylediğimi çok iyi hatırlıyorum ben. Yani o yayında. Balı aldık, kaymağı alamadık çünkü 100 lira yetmiyordu. Kaymağı da başkaları yiyor demiştim zaten memleketin. Bugün yine yani biz daha pahalı ödüyoruz. O kaymak birileri tarafından yenmeye devam ediliyor. Böyle olunca da dün moralim bozuldu. Yani dedim ki bir dakika ya, bu kadar %50 kahvaltı, sadece 150 lira kahvaltıya veriyor. Yani en fazla 2 kahvaltı çıkar oradaki malzemeden. 238 gram zeytin 4 kişi, yani bir oturuşta yerler ama hadi ikiye bölmüş olsunlar. Yani bir yarım kangal sucuk. Yani insanlar hani geçinmekte zorluk çekiyoruz diyorlar. Ve bu arada yani hiçbir ekstra yok farkındaysanız kahvaltı. Hani belki bir miktar o zaman da söylemiştim. Biraz şımarıklık yapıp bir tane bal almıştım ya. Şımarıklık dediğim bu. Kaşarı en ucuzundan almıştık. Gene gidip en ucuzundan aldık. Aynı malları aldık. Hiç fark etmiyor. Ve 151 lira ödedik. Düşünsenize. 30 gün, hadi 30 gün kahvaltı yapsa bir aile 4.5, yani 4.500 lira yapar. O gün... bir ailenin işte 3.000 lira ya 2.825 lirayla bir 4 kişilik ailenin 30 günlük kahvaltı parası gibi gözüküyordu asgari ücret. Bugün yetmiyor gibi farkındaysanız. 4.500 liranın üstüne çıkıyor. Yani evet, daha o 4.500 lira da alınmadı.
O 4500 lira alınmadığı için 2825 lira Ocak ayında da devam ediyor vatandaş bir sürü zamla. Eve gittim bu moral bozukluğuyla. Ya bir dakika dedim, bu kadar olmaz herhalde. Yani benim bir hesabım daha vardı. O hesabı yapayım dedim. Şöyle bir hesaptı bu da. 4 kişilik bir ailenin ortalama, yani işte doğalgaz faturası, elektrik, su, bakın doğalgaz, elektrik, su, ortalama gıda, kira ödemesi, hani dün bakan demişti ya, burada anlattık, 1261 lira o kirayı baz alalım dedim. Giyim ve toplam harcaması ne? Geçen sene Ocak ayında 2825-2324 liraydı asgari ücret. Dedik ki onu dağıtalım, 2825 lirayı dağıtalım. Bakın 2825-2324 lirayla baktığında 500 lira zaten bir yerde orada zarar ediyor. Doğalgazı 200 lira, elektriği 150 lira, su faturasını 50 lira, gıda faturasını 900 lira, kirası 1250 lira, giyimi 275 lira, toplam 2825 lirayı harcamış olsun asgari ücretle Ocak ayında. Zaman içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu'nun aylık fiyat artışlarını baz alarak bu rakamları yukarı doğru yuvarladım. Yani her ay doğalgaz faturası kaç gelecek? Bakın 200 lira olan doğalgaz faturası son gelen zamla beraber Aralık'ta 236 ise Ocak'ta 295'e çıkmış olacak. %25 zam geldi doğalgaza bu yılın başında. Elektrik faturası aynı şekilde birebir hesapladım. 150 kilovata kadar ayrı, işte üstünü ayrı hesapladım. 150 liralık elektrik faturası 284 lira ödedi bu ay asgari ücretli. Su faturası ödüyor yani. Su faturası 50'den 67'ye, o da %20.58 İstanbul zammını baz aldım. Gıda faturasında bu ay %5, yani gıda fiyatları artmış olsa ki daha fazla olabilir. 900 liralık gıda 1326, burada da %50'ye yakın artış var farkındaysanız. Market fiyatları hemen hemen tutuyor. Kira, daha doğrusu tutmuyor, orada 4 ayda artış vardı. Burada 4 aylık artış sadece %30 gözüküyor. Kira... bu ayın başında 12 aylık ortalama enflasyonla artmış olsa 1495 lira olacak. Giyim %3 artmış olsun dedik, 355 lira olacak ve toplam geldiğimizde bu. Bakın 2850 lira yine maaş alacak, aldı bu ay asgari ücretli. Geçen sene o 2825 lirayı aldığında, 2825 lirayı aldığında yaklaşık 500 lira cebinde para kalmıştı. Şimdi bu ay... Bu 2825'te 3824 liralık ödeme yüküne sahip. Yani 1000 liraya yakın açığı var. Ne zaman düzelecek bu? Önümüzdeki ayın başında. Ne kadar düzelecek? Bakın 4253 lira alacak. Bir ay daha maliyetler bu yükün üzerine. Yani sadece %5 artmış olsa, %3 artmış olsa zaten geçtiğimiz sene Ocak ayında sadece bunları ödesin. Bakın bunun içerisinde internet yok. Bunun içerisinde ulaşım yok. Bunun içerisinde birçok zaruri gider yok. Zaten eğlence, meylence, oraları hiç saymıyorum. Vatandaş asgari ücretli sadece bir de Şubat, bir de bilemediniz Mart'ta o 4253 liranın satın alma gücüyle geçen sene ocağın satın alma gücüne eşitleyecek. Ama toplamda baktığınızda bunun da hesabını ara ara yapıyorum biliyorsunuz. Bir asgari ücreti, yani biz 11 aylık geçimimiz için 12 ay çalışır hale geliyoruz. Bakın her ay zamlardan dolayı kaybettiklerini alt alta topladığınızda zaten bir maaşı zamlara vermiş oluyor asgari ücretli. Böyle bir ortamda çalışıyor. Böyle bir ortamda hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Ve hayatın ne kadar zorlandığını, hayatın ne kadar zorlaştığını en basit doğalgaz, elektrik, su, gıda, kira, giyim toplamında bize gösteren tablo bu. Umarım Sayın Bakan'a dünkü toplantıda, o toplantıda bulunan iktisatçılardan birisi ya da birkaçı, efendim bakın böyle bir hesap var, asgari ücret 4250 lira oldu ama bu asgari ücretin 4250 liralık artış, yani 4250 liraya gelmesi, asgari ücretlinin şu anda hiçbir şeyi yokken hayatta, yani yiyecek, giyecek, kirasını, elektriğini, susunu ödediğinde 3850 liraya yakın bir hayat maliyeti var. Bunun çocuklarının eğitimi var, ulaşımı var, şunu var, bunu var dediğinizde 4250 lirayla geçim birkaç ay içerisinde yine sadece bu standarda dönecek demiştir. Demiş midir? Dememiştir tabii ki kimse. Herkes tabii ki kendi düzeninde. Durum bu. Bu vatandaşın, asgari ücretlinin durumu buyken